Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa Brawl Stars videosu yapmayacağım. Ya gerçi özel günler kutlama videoları yapıyorum Brawl Stars videolarından ayrı. Ben artık bunu da, ya video girişleri de unutmuşum tabii. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Lego çalışması yapacağız. Şunun gibi bir örneğin ben Lego'dan at yapımı gibi. Nasıl diyeyim, bunun ileride benim kendime yaptığım kaplı at arabası. Gerçi bu olmayabilir. Büyük ihtimalle olmaz gibi düşünüyorum. Kapılı at arabası, helikopter falan yapımlarında da size göstereceğim. Helikopter bir saatlik olur herhalde ama ben yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, uzun zamandır video gelmiyor. Nedeni yeni evimiz. Arkadaşlar yeni evimize taşındık. Ve zaten bu aralar bir yerlere gezmeye de gittik. Nasıl bir yerlere? Örneğin Ankara'ya, anneannemgile, sonrası da Yüzbe'ye gibi bir yerlere gittik. Evet arkadaşlar, o zaman lafı uzatmadan başlıyorum. Gördüğünüz üzere bu arkadaşı her türlü göstermesini yapayım. Ya bu arkadaş aslında kolay bir başlangıç benim için. Ama olsun, yani sonunda başlıyorum. Arkadaşlar şimdi yakında video gelecek. Niye gelmemesinin nedenini anlattım. Yakında video gelecek. Ben sabahları erken uyanabilirsem tabii ki. Örneğin dün gece aşure günü ve aşure dağıtmaya geldik. İnanıyor musunuz ya? Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz başlayalım. Evet. Şöyle ben size parçaları gösteriyorum. İki tane Lego ayak. Siz atın rengini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Renkleri karışık yapabilirsiniz. İki tane Lego ayak. Bir tane şunları ayırırsam size göstereceğim. Tam olarak 4 tane bu şekilde gösteriyorum. Adını bilmiyorum. Herhalde 3 tane. Evet. 3 tane Lego'nun üst üste birleşimini de yapabilirsiniz. Rengisiz bulun. Şu parçaları 3 tanesini üst üste koyarak da yapabilirsiniz. Ama bundan 4 tane gerekiyor. Evet. 2 tane mavi düz Lego. Bir tane yine onun gibi ama burasında atın kuyruğunu koyabileceğimiz bir kanca gibi olacak. Buna sıkıştırmamızı yapacağız. Sonra atın kafasının arkası için şöyle gösteriyorum. İnşallah görüyorsunuz ve ben görüyorum. Evet. Bu var. Daha sonrasında ben bu tür Lego'yu tercih ettim. Nedeni çünkü daha kolay bir yere girebiliyor. Kuyruk için bu. İkilinin bize gereken hali. Yani düz hali. Sonra bunların yan yana gelmiş hali olan Legomuz. Bu Legodan olmayınca bunu 4 tanesinin ard arda getirebilirsiniz. Ama hatta bu biraz zor, daha zor olur. Evet. Daha sonra bu. Beyaz küçük bizim koltuk gibi düşündüğümüz. Ama koltuk değil şu an. Atık kafası için kullanacağız. Evet. Sonra bir tane de bahsettiğim min beyazı. Beyaz hali yani kısaca. Evet, hemen başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce mavi dörtlük 4 tanesinin yan yana gelmiş hali olanını alıyoruz. Ve 4 tane üçlük Legoların alt alta gelmiş haline, dediğimiz gibi bunları alıyoruz. Aslında 3 tanesini almamız lazım. Ve
buraya bu şekilde, ben size göstereyim. Bu şekilde koyacağız. Şuradan bir tane yer bırakacağız. Arkadaşlar şimdi kancalı. Bunların aynısının kancalı hali olanını alıyoruz. Ve en sondaki boşluğa takıyoruz. Evet. Şimdi isterseniz ayaklarla devam edelim. Ayaklar. Bunlardan ilk tane insan ayağından ilk tane almamız gerekiyor demiştim. Hadi ben az sonra size bir şey daha göstereceğim. Ve bunları bu şekilde şu arada iki tane dikdörtgen legoluk yer bırakılacak. Yani hepsi birleşince böyle oluyor zaten. Şimdi de şöyle bu parçamızı yine aynı parçadan kancalı yer burası gördüğünüz üzere. Kancalı yerin tam tersi olan buraya takıyoruz. Evet. Çok iyi gidiyoruz şu an. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk ha? Bu arada ben buna bir yerden falan bakmıyorum arkadaşlar. Bu iki mavi hep gösterdiğim derime kare şekli alacak şekilde buraya koyuyoruz. Arkadaşlar direkt kare Lego gönderebilirsiniz. Arkadaşlar ben bu renktekini başka bir şey için kullanmışım. Böyle de kullanabilirsiniz. Bu leş bir şey ama bu gri olduğu için ben şu an bunu kullanmayacağım. Arkadaşlar şimdi bu beyaz küpümüzü Legomuzda ön kısmına değil de atlama tahtasına benziyor. Tahtasının ön kısmı değil de arka kısmına beyaz Legomuzu koyuyoruz. Sonra da bunu kafa yerine gelecek dediğim bu koltuk benzeri eşyayı öne koyuyoruz. Ama bunu yaparken dikkat edin Lego kırılmasın. Yani Lego kırılmasın derken düşük her şeyinizi en baştan başlatmayın. Videoyu yeniden başlatmayın. Sonra arkaya bu parçayı en başta gösterdiği parçaların arasından zaten. Bu parçayı arkaya yerleştirdik. Evet, şimdi geriye kalan sadece kuyruk kaldı. Kuyruğu da arkadaşlar buraya istediğiniz gibi. Ben genellikle sağ tarafıma gelecek şekilde. Evet, atınız hazır. Arkadaşlar diyelim siz şöyle. Ata ek şeyler yapabilirsiniz. Ben ata aynı zamanda bir kanat yaptım. Ata şu anda takmıyorum normal halinde ama yani oyunumda atın uçması gereken sahneler oluyor. Nasıl sahneler onlar? Bir şey taşımasa büyük yük taşıyacakken uçması gerekebilir. Yani o yönden düşünüyorum. Ve bu kanat. Ata bu kanadı yaptım. Nasıl yapıldığını gösteriyorum arkadaşlar. Daha fazla video gelmesi için bu video en az ne bileyim çok da like atmıyorsunuz. O yüzden size dargınım. Belki video atmamamın nedeni biraz da o yüzdendir. Ama 1000 izlenme sayısını geçmişiz 3 hafta önce mi ne? Yani size aynı zamanda tebrik ediyorum ve tamam paylaşacağım bunu da. O yüzden zaten. Arkadaşlar aynı dediğimizden dörtlü dikdörtgenlerin yan yana gelmiş halini kullanıyoruz şimdi. Bir tane ondan var elimizde. İki tane diyorum. Dört tane bu arkadaşlardan var. Dört tane, tam dört tane arkadaşlar. Liste yapabilirsiniz daha sonra yapacaksınız. Evet arkadaşlar, şimdi bunun arkasını tutmamın sebebi şu. Hatta ben size altta göstereyim. Bunu şöyle tutuyorum ve şunu alıyorum ters bir şekilde buraya. Yani iki türlü de olabilir. Aynısını buraya yapıyorum. Pegasus zaten. İçin. Çok eğlenceli. Arkadaşlar sonra bunları aynı parçayı buraya takıyorum. Bakın buraya. Şimdi kanat deseni oluşturuyoruz. Çıkartıp tekrar göstereyim. Şunu şu dışarıdan görünüm. Bunun dışarıdan görünümü bu. Şimdi bunu alıyoruz. Yine anlatıyorum. Buraya taktığımızda bakın. Şimdi bir tanesini taktığımız için böyle gözüküyor. İkincisini de takalım. Ben size göstereyim. Bu. Bakalım.
Arkadaşlar şöyle sanırım ileri hareket ediyor muydu? Etmiyormuş. Arkadaşlar bunu ata şu şekilde bakın. Arasında bir dakika yanlış mı yaptık? Heh, yanlış yapmamışız. Arkadaşlar küçük bir problem olmuş anlaşılan. Ama aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben sadece atın tam kara kalmasını istiyorum. Onu da anlatacağım. Tamam. Arkadaşlar bir de şu görünümü var. Tamam ben size noktalamadan göstereyim. Ne kadar saçma bir şey yapıyorum. Bir de arkadan bu önden bu görüntüm var. Arkadan ben bunun kare kalmasını istiyorum. Böylece atın şurası da kare olduğu için hızlıca yerleştirebiliyorum. Arkadaşlar o zaman durun. Bu şekilde yapmayı da göstereyim. Tamam. Yine aynı dikdörtgen parçamızı alıyoruz. Bu iki parçayı alıyoruz. Şu ve üçgen parça diyelim biz buna. Şöyle birleştiriyoruz ilk Lego videom. Dur bir de. Şu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Ne olacak? Bu olacak. Ama bunu tam dikkatli oturtmaya bakın ki çünkü bir daha hareket ettiremezsiniz. Şey bir dakika bir dakika bir şey arkadaşlar tamam şimdi buldum. Şimdi bunları da şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Bunları şunu buna birleştirdik. Yine bu oldu. Bu sefer de buraya takıyoruz. Ve işte hazır. Arkası dikdörtgen mi? Ay, arkası kare mi? Evet, çok kare. Bence çok çok kare. Ve birleştirdik. Arkadaşlar bu da Pegasus at sürümümüz. Yakında dur yüzümü göstereyim. Yakında at arabası dediğim gibi denizaltılar. Küçük denizaltılar falan yapılabilir. Kapılı at arabası. Sonra belki Lego videosu bir daha hiç gelmeyebilir ki çalışacağım. Ben her gün Legolarla mutlaka yeni bir şey yapıyorum. Tamam. Şimdi ise anneme sorun, babama sorun der. Lego ya yani bizim evdeyken ben hep yapıyorum. Evet arkadaşlar. O zaman bu videoyu böyle sonlandıralım. Atmaya çalışacağım. Atarsam like atın, abone olun ve bildirimleri açın. Son bir şey yapmak istiyorum. Adamın ruhu bağ çıkarmış. Arkadaşlar bu da gelecek. Gizemler. En çok gizem zaten bunda vardır. Aldı. Ya şu çeteye bak ya çete. Şu çeteye bakar mısın? Şu çeteye bak. Bence en çok gizem bundan gelecektir. See you next time. Bye.